Ümit Özdağ'ın casusluk ve terör örgütü elebaşı FETÖ'nün ölümü hakkındaki açıklamaları. Fethullah Gülen 4000 senelik Türk tarihindeki hainler listesi çıkartılsa ilk 5'te kesinlikle olur. Ve son 1000 senede Anadolu'da e, Türk milleti ve devletine karşı çıkmış, ortaya çıkmış en büyük tehdit ne derseniz bu FETÖ'cü terör örgütü yapılanmasıdır. Hiç şüphesiz. Terör örgütü diyoruz ama esas söylememiz gereken casusluk örgütüdür. Çünkü bunun terör boyutu belki eylemlerinin yüzde ikisini, üçünü kaplar ama casusluk eylemleri yüzde 95'inin üzerindedir. Ve şunun altını çizelim. Bu çok önemli. Fethullah Gülen'in ölmesiyle FETÖ casusluk ve terör örgütünün ...tehdit olması süreci sona ermemiştir. Aksine devam edecektir. Yeniden yapılanacaktır. Belki bazı içinde parçalanmalar olacaktır. Ee, ve e, bu süreçte bir başka tehdit de hiç şüphesiz... ...zaten FETÖ ile uzun yıllar e, yol yürümüş olan... ...aynı yağmurda ıslanan e, AKP'nin... ...şimdi FETÖ'nün, Fethullah Gülen'in ölüşünü... E, bir fırsat bilip FETÖ terör ve casusluk örgütünün geri kalan unsurlarıyla bir barış çabası içerisine girmesidir. Çünkü biliyoruz ki bu süreçte 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında siyasi ayağa yönelik bir operasyon yapılmamıştır. Siyasi ayak bazı noktalarda geriye itilmiştir ama varlığını sürdürmektedir. Akrabalık ilişkileri iç içe geçmişlik devam etmektedir ve şimdi örgütün lideri öldü. Ya biz geçmişte hatalar yapmıştık. Bu hataları artık aşmak istiyoruz diye FETÖ'nün yeni yöneticilerinden yaklaşımlar gelecektir ve AKP'nin bunu kabul etmesi hiç de küçük bir ihtimal değildir. Bakın siz Dışişleri Bakanı'nın bugün yaptığı açıklamayı. Zaten Kıbrıs'ta, Ege'de, Doğu Akdeniz'de Amerika Birleşik Devletleri'ne tavizler veren Cumhur İttifakı'nın şimdi FETÖ de bir çeşit normalleşme süreci içerisine girmesi hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Üzülerek söylüyorum ama Türkiye bir tehlikeden bir başka tehlikeye doğru koşar adım ilerlemeye devam ediyor aynen PKK ile ikinci bir açılım sürecinin başlaması gibi FETÖ de bir süre sonra fikir jimnastiklerini izleyeceğimizi düşünüyorum. Bir araya gelelim bunu aşalım geçmişin travmalarını silelim şeklinde zaten Amerika Birleşik Devletleri'ne yaklaşan bir Cumhur ittifakı, Orta Doğu'da Suriye ile İran'la Rusya ile karşı karşıya gelen ve Amerika-İsrail çizgisine giren bir Cumhur İttifakı'nın FETÖ'yü bu ittifakın dışında tutması da mantıklı değildir. Bakın çok kısa bir süre önce Rusya, Türkiye ile Suriye arasında kolaylaştırıcı pozisyonunu terk ettiğini açıkladı. Bu çok önemli bir gelişme. Ee, keza Rus uçakları İdlib'i bombalıyorlar ve Türkiye'ye mesajlar yolluyorlar. Bu çok önemli bir gelişme. Yani biz şu anda Türkiye'de e, tarihi günler geçiriyoruz aslında ve bu e, 2014'te başlayıp 2015-16'da netleşen Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletlerinden uzaklaşıp Rusya, Çin, Amerika Birleşik Devletlerindeki alanda konumlanan e, dış politikasının sona erdiğini ve Batıya, Amerika'ya bir teslim oluş şeklinde e, bir eksen değişikliğine e, Türkiye'nin girdiğini görüyoruz ve. E, ya aslında Ergenekon'da vardı çok da yanlış değildi e, gibi söylemlerin e, yakın zamanda e, ortaya çıktığını görürseniz hiç şaşırmayın.